Ben üzüntümü ancak dile getirebilirim bu kurumun bir yöneticisi olarak, bir dalgıç olarak, bir eğitmen olarak bunu söyleyebilirim. Dilerim bu yanlışlığı tekrar Türkiye'de yaşamayız. Sahil güvenlik bizim kolluk gücümüz. Açık denizde biz tabii sonuçta bir spor federasyonuyuz ve 8000 küsur kilometre sahil kontrol etmek gibi bir gücümüz yok. Burada sağ olsun Türk Silahlı Kuvvetleri Sahil Güvenlik Komutanlığı bizim adımıza, bizim yönetmeliklerimiz çerçevesinde bu denetlemeleri yapıyorlar. Ve tuttukları tutanakla hem onların ceza verme yetkisi var hem bize de o tutanak gelirse bizim ayrı cezai yargılama olan disiplin kurulumuzdaki hukukçu arkadaşlarımız yasa ne gerekiyorsa o cezayı veriyorlar. Dilerim bu tür şeyler yaşanmaz ama yaşanmış artık. Bundan ders almasını topluluğumuz mutlaka bilecektir. Evet, yıllarca hep insanların dillerinde dolaşan işte sukubayla zıpkın yapılıyor tarifindeki kişiyi ne biz zıpkıncı sırtına tüp takmış ne sukubacı eline zıpkın almış olarak hiçbir zaman tanımlamak istemedik. Bu ayrı bir şeydir. Ayvalık'taki dalış merkezimizin kifayen de olsa sözlü bir savunmasını almadığımız için neden, niçin, nasıl yaptı bunu ya da neden öyle bir olay yapma gereksinimi olduğunu bilemediğimiz için şu an haklarında çok fazla konuşmaya şansımız yok. Ama şunu biliyoruz ki Türkiye'deki mevcut bütün dalış merkezleri kardeştir. Bu dalış merkezlerin hepsi aynı çatıda, tek çatıda hatta. Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu'nun altında buluşurlar ve camiadaki herkesin birbirine sonsuz saygı ve sevgi beslediğine ben şahsen inanıyorum ve bu sevginin de birbirimize hoşgörüyle yaklaşmak gerektirdiğini gösteriyor. Bu sebeple hata yapan insanların elbette cezaları gerekli yetkili merciler tarafından verilecektir. Ama velakin bu hatalardan ders çıkartmak gerektiğini ya da en azından yeni yetişen dalıcılarımız, genç dalıcılarımıza iyi rol model olmak, doğru imajı çizebilmek için kendimize biraz daha çeki düzen vermek, yani etrafa daha fazla kolaçan etmek gerekiyor ki bunun en basit örneklerindendir. Bizim Beylikdüzü sahillerimizde midyeciler gelir. Dalış yasak bir bölgedir. Dalış yasak bir bölgede nargileyle midye toplarlar. Çoğu vatandaş biz değil. Yani bize kalmadan çoğu vatandaş doğrudan sahil güvenliği arar. Der ki dalış yasak bölgeye midyeciler girdi. Hem sirkülere aykırı aşağıdan tabii av yapıyorlar. Hem evet, de dalış yasak bölgede dalış yapıyordu. Sahil güvenliği çağırırlar ve arkadaşlar gerek karadan gerek deniz üzerinden geliyor. Demek ki duyarlı olmak lazım. Bazı şeylere gözümüzü kapatmamak, susmamak, duymazlıktan gelmemek lazım. Biz bu ülkeyi savunmazsak, biz bu ülkeye sahip çıkmazsak, biz su altına sahip çıkmazsak inanıyorum ki hiç kimse sahip çıkmaz. Peki başkanım, şimdi dalış yasak bölgeler dedik ya, sukubayla dalmak yasak bu bölgelerde. Evet. Yani donanımlı dalışa kapalı. Peki serbest dalışa açık mı? Yani burada avcılık yapılmasıyla ilgili bir... Türkiye'de askeri bölgeler hariç sit alanı yani kazı alanı olan arkeolojik kazı alanlar hariç bütün Türkiye'de serbest dalış ve zıpkınla balık avı yapılabilir. Yasalarımız öyle. Donanımlı dalış yani tüple yapılan dalış ise sadece belirli noktalarda yapılabilir. Yani dalışa kapalı çok bölgemiz var. Daha da çoktu da biz bunun yarıdan fazlasını dalışa açtırdık. Onlar da yine tabii askeri alanları açtıramayız da sit alanlarının bazılarının sit alanı olmadığını suyun altında fark ettik. Ben de mimar arkeolog kimliğimle buna da biraz üstüne de gittim. Sağ olsun bakanlık da bu konuda bize yardımcı oldu ve birçok dalışa kapalı sit alanı adı altında dalışa kapalı bölgeyi tüplü donanım dalışa açtık. O nedenle de rahatlıkla bu bölgelerde yapılabiliyor artık dalış. Peki başkanım, scuba dalışı yani donanımlı dalışın yapıldığı alanların diğer dışarıdaki özellikle işte Mısır'dır, Maldivler gibi özel ülkelerde olduğu gibi avcılıktan
arındırılması ile ilgili bir çalışmamız var mı? Yani burada donanımlı dalış yapılıyor. Burada avlanmasın, burada hatta olta balıkçılığı dahi yapılmasın ki burada gelen canlılar olabildiğince çoğalabilsin. Burası sadece donanımlı dalış yapan insanlara ait olsun gibi. Şimdi biz tabii ki var bu çalışmamız. Bütün dalış merkezlerimizin dalış bölgelerinde dalış yaptıkları koordinatları tespit etmiş durumdayız. Her sene buna yeni koordinatlar da eklenebiliyor. Bunu Tarım Bakanlığı'na bildirdik. Sanıyorum önümüzdeki yıllar içinde, belki de önümüzdeki yıl sirkülere bu noktalar girecek. Böyle bir protokol yapma çalışması içindeyiz. Tarım Bakanlığımız da buna sıcak da bakıyor zaten. Dolayısıyla donanımlı dalış yapılan, yani turistlerimizi, yabancı yerli turistlerimizi daldırdığımız noktalarda zıpkına kapatacağız o noktasal olarak. Türk karasuları çok geniş, her yerde dalış yapılabilir. Bu deniz herkese yeter. Yeter ki korumasını bilelim. Burada sırf zıpkın mı olacak, yoksa olta balıkçılığı ya da diğer teknelerin gelip ağ atması gibi şeylerde? Olta balıkçılığı tabii bizim yetki alanımıza girmediği için o konuda fazla bir söz veremiyorum. Ama zıpkın konusunun bir bölümü bizim yetki alanımıza girdiği için orada bakanlıkla bir ortak noktada birleşeceğimize inanıyorum. Zaten hiçbir eğitim almış, sirkülere riayet ederek su altı avcılığı yapan arkadaşımızın scuba bölgelerine girmediğini biliyoruz. Bizim amacımız tamamen eczaneden, marketten eline zıpkın alıp gidip ha burada deniz var deyip orada scubacının arasında elinde zıpkınla dolaşan arkadaşlarımızın uyacağı kuralların çerçevesini oluşturmak diyoruz. Başkanım, bize verdiğiniz çok güzel bilgiler var. Bu bilgilerin inanıyorum ki yaban TV izleyiciler dışında Türkiye'nin her tarafından, dünyanın her tarafından yaban TV sayesinde izlenerek alınması gereken bilgiler olduğunu düşünüyorum. Ama programı bitirmeden önce sualtı camiasına vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Sualtı camiasına da var, dalmayan yurttaşlarımıza da vücudumuzun %70'i su Cem. Gelin şu özümüze dönelim, şu denizlerimizi, suyumuzu paylaşalım. Suyun altı da olur, üstü de olur diye bu mesajı vermek istiyorum. Sualtı topluluğumuza mesajım ise federasyon gönüllü bir kuruluş, gönüllü arkadaşların çalıştığı bir kuruluş. Türkiye'de su altının, denizlerimizin korunmasına yönelik ve spor branşlarımızın gelişmesine yönelik çalışmalar yapıyorlar. Federasyon diye ayrı bir birim yok. Federasyon su altı topluluğunun tamamıdır. Bu lokal dahi herkesindir. Herkes gelebilir. Her türlü sıkıntılarını gelip bizle paylaşabilirler. Zaten de öyle oluyor. Bunu bir kere tekrar etmek istedim. Peki seçimler bu yıl sonuna denk geliyor galiba. Kasım'da seçim genel kurulumuz var. Olağan genel kurulumuz. Düşüncelerimiz? Ben bizim spor sezonumuz bitmeden karar vermedim geçtiğimiz seçim. Bu ilkemi de onun için şey yapıyorum. Çünkü faaliyeti bir bitirelim. Ondan sonra topluluğumuzdaki arkadaşlarımızla konuşuruz. Ya yoruldum diye affını isterim topluluğumuzdan. Ya da belki tekrar aday olurum. Tabii başka adaylar da olabilir. Şöyle bir herhalde bir Eylül başında falan ben de bir karar vereceğim. Şakası bir tarafa, çekimden önce başkanım dedi ki ben bırakacağım dedi. Cem dedi sana dedi. Vallahi dedim başkanım çok yoğunum. En azından bir dönem daha yapın, işlerimi yoluna koyayım. Sonra devralırız dedik ama su altı bir varoluş hikayesidir. Anne karnında başlar, sonsuza kadar devam eder. Çünkü insanın bedeni de %70'i sudur. Yaşam içinde su çok önemlidir. Biz de su altının ve suyun kalbinden, Türkiye Su Altı Sporları Federasyonu'ndan ve en yetkili ağzından Sayın İnkılap Obruk'tan su altına dair ne varsa konuşmak istedik. Cem Karabay'la scuba öğreniyorum. Önümüzdeki hafta yepyeni bir bölümle sizlerle beraber olacak. Ama siz yine de bizi izlemekten asla vazgeçmeyin. Çünkü her an her şey bizim programda olabilir.